Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam olarak bir ürün incelemeyeceğim. Bir kıyafet paket açılışı yapacağım. Trendyol bir hediye çeki yolladı ve o hediye çekinden sadece kıyafet alabiliyordum. Hatta kıyafetlerde de sadece Trendyol'un kendi ürünü olan kıyafetleri alabiliyordum. Özetle hediye çekini kullandım. O hediye çekinden aldığım ürünler burada. Şimdi birlikte onlara bakacağız. Kaliteleri nasılmış falan. Çünkü fiyatları gerçekten çok uygun. Böyle baharla yaz arasına geçişe uygun kıyafetler seçtim. İlk önce bir hoodie çıktı. Şaşırmayacaksınızdır diye düşünüyorum. Şu an üstümde hoodie yok. Ama neredeyse her zaman hoodie giyiyorum zaten. Şöyle siyah üstüne boya sıçramış gibi desenleri var. Sanırım 50 liraydı bu. Zaten aldığım şeylerin hepsi böyle 30 lira, 40 lira, 50 lira falan. Acaba şu an yıkamadan giysem üstüme tüyler yapışır mı? Pek tüy bırakacak gibi durmuyor. İç tarafındaki o astar gibi olan şey şey değil. Tüylü olanlardan değil. Bir deneyelim. Aynaya bakıp geldim. Bence güzel. 50 liraya bayağı güzel hatta. Sonra bir hoodie daha. Bu seferki daha ince bu arada. Henye kumaş deniyordu sanırım buna. Şöyle ince bir kumaş. İçinde o pamuklu şeylerden hiç yok bunun. Üstünde şöyle nakış bir yazı var. Here and away diye. Buradayım ama uzaktayım mı? Bu deyim mi acaba? Deyimse o deyimin karşılığını bilmiyorum ama tam Türkçe karşılığı. Burada ama uzakta gibi bir şey oluyor. Baskı yerine nakış olması güzel. Kapşon kısmı düşündüğüm kadar güzel durmuyor. Yani daha böyle kavun içi gibi bir turuncu Olsaydı griyle çok hoş dururdu ama Bu fosforlu turuncuyla Aşırı da beğenmedim uyumunu Sonra yani bunlar basic tişörtler Şöyle beşli paket Halinde satılıyordu bunlar basit renkler Üstünde herhangi bir desen Herhangi bir baskı maske hiçbir şey yok Dümdüz tişört işte şöyle göstereyim 20 lira gibi bir fiyatı vardı bunların da. bir şey geliyor kulağıma Ne geliyor diye düşünüyorum şeyin etiketi Geliyormuş ya böyle gezeyim mi çıkartacağım Bunu bu arada sıcak ürünlerin fiyatı kafadan söylüyorum bu arada ama açıklama bölümüne link bırakacağım. Öyle ilginizi çeken bir şey olursa oradan bakabilirsiniz. Burada bir sweatshirt'üm daha var. Bunun aynısından kardeşim de almış. Hatta böyle eşofmanını da almış. Eşofmanı da şu gördüğünüz ten renginde. Geçen gün odasına girdim. Böyle yatıyor yatakta uyuyor. Çıplak uyuyor sandım. Çünkü şu gerçekten böyle hafif loş ışıkta baktığınızda ten rengiyle aynı gözüküyor. Yani böyle evde giyilebilecek bir sweatshirt bu. Dışarıda giyeceğimi sanmıyorum ama evde giyerim. Rahat böyle kumaşı hoş. Bu ne ya? Ben böyle bir şey söylemedim. Bu ne? Şu an paketimde niye böyle bir şey olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ayrıca nasıl bir hırka bu? Kadın hırkası. Onu anladım çünkü şu kısmı kısa. Bu bir şeyler karışmış. Bu benim siparişim değil bu arada. Bunu yanlış yollamışlar. Neyse. Burada yine çok ince bir kazan var. Bunlara ne deniyordu? Triko. Triko deniyordu değil mi bunlara? Kumaş isimlerinden falan da hiç anlamıyorum. Ama şöyle bayağı ince hani baharda böyle rahat giyilebilecek türde bir şey. Rengi de bayağı güzelmiş. Son Sonra şöyle yine basit çoraplarım var. Hepsi düz renk. Uzun çoraplardan bunlar. Kısa çorap da söylemiştim diye hatırlıyorum. Hatta onlar da burada. Şöyle çift renkli ama desensiz, bileksiz çoraplarım var bir de. Zaten o aşırı kısa olanlardan giymeyi sevmiyorum ben. Bileği de olmayanlar var ya böyle babet çorap mı diyorlar ne diyorlar. Onlardan çok haz etmiyorum. Burada bir şortum var. Yine böyle hem evde hem dışarıda giyilebilecek türde. Cebi mi yok bunun? Yo cebi de varmış tamam. Böyle asimetrik bir görüntüsü var. Sağ ve solu farklı. Hoşuma gitti. Yine penye kumaştan. Bu arada yanlış söylüyor olabilirim bu penye menye muhabbetlerinde. İdare edin işte. Penye olması lazım ama. Burada bir çorap daha var. Bayağı çorap almışım. Bunlar biraz daha kalınmış sanki. Yo çok da kalın değilmiş. Bilek kısımları birazcık kalın. Böyle düz siyah çorap bitti. Şu an sadece bir şeyi kontrol etmek istiyorum. Şu pembe kazak nereden çıktı? Ben mi yanlış sipariş verdim? Bende sıkıntı yok. Onlar yanlış yollamış. Bakın ben böyle bir kazak söylemişim. Şu mavi ince kazak var diye onun pembesi gibi bir şey söylemişim. Onun yerine. Bunu yollamışlar. Neyse rengini tutturmuşlar hiç yoktan. Evet bu da böyle paket açılışı gibi bir videoydu. Trendyol'un kendi ürünlerinden böyle kıyafet alışverişi yapmayı düşünenler varsa aranızda bir fikir oluşturacaktır diye düşünüyorum. Fiyat performans olarak kıyasladığımız zaman ürünlerin kalitesi gayet güzel bu arada. Dediğim gibi ilginizi çeken bir şey varsa açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anda haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.